Merhabalar değerli katılımcılarımız. Anayasa Candır serimizin altıncısında Ayşe hocamızla tekrar karşınızdayız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim. Bu program olduğunda daha da iyi oluyorum. Çok teşekkür ederim. Siz de iyisiniz Süpersiniz. umarım. İyi Çok gördüm teşekkür ederim sizi. hocam. Sizin karşınızda biraz heyecanlanıyorum. Bir öğrenci psikolojisi var, hala devam ediyor. Çok şey öğreniyoruz. Programdan önce hocam bir sürü notlar çıkartıyorum. Programdan sonra konuştuktan sonra o sizin kavramlarınızı oturuyorum. Anayasa hukuku kitabı buluyorum, o değerlendiriyorum. Yani öğrenciliğime geri döndüm. Çok hoşuma gidiyor bu program hocam. Çok teşekkür ederim. Ne mutlu. Çok sevindim bunu duyduğuma. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam şimdi en son programda, bir önceki programımızda anayasanın 10. maddesinde eşitliklerden, eşit yasa karşısında, kanun karşısında eşitliklerden bahsettik. Ve orada 10. maddede şöyle bir cümle var. Devlet bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüdür demiş. Yani anayasamız devlete, devletin kendisi olan anayasamız aslında devleti yürütecek siyasetçilere ve bürokratlara somut bir görev vermiş. Eşitliğin, bu eşitliğin yaşama geçmesini sağlamakla yükümlüsünüz diye. Dolayısıyla devletin mekanizmasını az buçuk görmeye başladık. O programda ne dedik? İyi bir anayasanın temel kurallarından biri insanın, vatandaşın birey olarak özgürüm demesi kuralı olduğunu konuşmuştuk. Özgürüm, ben özgürüm. İyi bir anayasada insanlar bunu söyleyebilmeli. Hocam şimdi biraz kendi kusurumu anlatır gibi olacak ama şimdi özgürlük ve hak kafamızda tam oturmuş bir şey değil. Şimdi ben bu arada hocam ta 30 küsür sene öncesine döndüm. Anayasa hukuku kitabı bende duruyordu. Ondan notlarımı çıkartıyorum. Müthiş bir nostaljiyle çalışıyorum. Onun için söyledim size. Orada hocam bir not almışım ben. William Bever için bir tanımı var. Diyor ki özgürlük hükümetlerin keyfi uygulamalarından muaf olmanın ötesinde bir anlam taşır. Yoksulluk ve sefalete ve diğer toplumsal kötülüklere iktisadi kölelikten muaf olma anlamına da gelir demiş özgürlük. Benim o güne kadar özgürlükle ilgili hiç duymadığım yeni bir tanım getirmiş. Sonra hocam Roosevelt'in bir sözünü ben yazmışım kitaba. Diyor ki 1944 bu arada. Bizler gerçek bireysel özgürlüğün ekonomik güvence ve bağımsızlık olmadan var olamayacağı anlayışına ulaştık demiş. Sonra hocam ben bunları tabii derste okuyunca o zaman kafamızda yavaş yavaş anayasa, özgürlük, haklar işte nedir onlar canlanmaya başladı. Ve ben hocam o zaman 82 Anayasası ve bu anlatılanlardan 4 temel özgürlük çıkartmışım hocam. Birincisi ifade özgürlüğü. Şu anda hepimizin konuştuğu şey. İkincisi inanç özgürlüğü. Keza hepimizin konuştuğu şey. Ancak diğer ikisi hocam pek konuşmadığımız ve bunları konuşmadığımız sürece gerçek anlamda özgürlük kavramını eksik bıraktığımız şeyler. Yani özgürlük dediğimiz şey 360 derece değerlendirilmesi gereken temel bir şey. Onlardan biri hocam korkulardan özgürlük. Churchill'in bir sözü var ya sabahın beşinde zil çaldıysa gelenin sütçü olduğundan emin olmaktır diyor. Belli bir kişinin, belli bir grubun, belli bir cemiyetin, devletin mekanizmalarının kanun dışı ya da anayasanın dışındaki davranışlarını bende yaratacağı korkulardan özgürlük. Bu çok önemli. Bir de hocam özgürlüğün dördüncü bir tanımı var. İhtiyaçlardan özgürlük. Yani maddi ihtiyaçlarımızın temin edilememesinin bizim özgürlüklerimizi ve haklarımızı ne şekilde tehlikeye attığına dair bir özgürlük. Bunu da konuşmadığımızda gerçek bir özgürlük yaşamamış oluyoruz. Hocam benim kafam ta o zamanlardan beri, tabii şimdi daha az ama hala devam ediyor. Kafamız karışık. Hocam özgürlük nedir? Hak nedir? Anayasamız bize ne söylüyor? Ve siz bize neler söyleyeceksiniz? Şu işi bir netleştirin. Burhan Bey, çok teşekkür ederim. Bir kere öncelikle bu kadar içtenlikle aklınızdakileri paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Sanıyorum ki birçok insanın aklında da bu kavramlar tam olarak yer yerine oturmuş değil.
İsterseniz öyküyü başa saralım. Sizinle ilk programdan bu yana neler konuştuk? Aslında bir zincirin halkaları gibi hepsi birbiriyle birleşiyor. Öncelikle şunu söyledik. Temel olarak yetki bizde. Devleti biz yarattık. Bizim verdiğimiz yetkiyle devlet kuruldu. Demek ki her şeyin özü bizde. Bakın özgürlük kavramının da içinde öz var. Öz bizde. Aslen sahip olduğumuz her şey aslında özgürlük. Eğer kısıtlanmadığı sürece yapabildiğimiz şeyler söz konusuysa bunlar özgürlüktür. Siz beni bir odaya kapatmazsanız ben serbestçe çıkıp dolaşabilirim, değil mi Burhan Bey? Siz eğer benim yaşamımı sonlandırmazsanız ben yaşamımı sürdürebilirim. Bunun ötesine giderim. Benim ağzımı kapatmazsanız ben istediğim gibi konuşabilirim. Beni engellemezseniz ben arkadaşlarımla, meslektaşlarımla bir araya gelebilirim. Hatta birlikte herhangi bir konu için bir gösteri de yapabiliriz. Yine siz veya bir güç beni engellemezse istediğim alanda merakım neyi bana gösteriyorsa onu araştırabilirim. İstediğim gibi sanat üretebilirim. İstediğim işi yaparım. Yeni girişimler yapabilirim, kurabilirim. Yeni işletmeler kurabilirim. Bakın, tek beklentim ne? Bu topraklarda yaşamış çok ünlü düşünürlerden biri Diyojen gibi sadece gölge etmeyin. Başka bir iyilik istemiyorum. Çünkü zaten özümde var olan, beni insan kılan, irademi ortaya koymamı sağlayan özgürlüklerim var. Biz öykümüze nereden başlamıştık? Bizim devletimiz bu çağdaş düzen, anayasal düzen şunu kabul ediyordu. Asıl kök, öz bireydir ve bireylerin oluşturduğu toplumdur. Devlet sadece toplumun bireyin verdiği yetki kadar yetki sahibidir. Ve devletin görevi kendisinin varoluş amacı olan bireylerin mutluluğunu sağlamaktır. Bu da hangi kabulü gerektiriyor? İnsanlar zaten özden özgürlüklere sahiptir. Bunu ayrıca devletin ben tanıdım da siz özgürlüklere sahip oldunuz demesi mümkün değil. Çünkü zaten biz bunlara sahibiz. Ancak ne olabilir? Devlet tabii ki gerekçelendirerek bu özgürlükleri kısıtlayabilir. Burada da temel gerekçe nedir? Toplumsal düzenin sağlıklı bir şekilde devamı ve özgürlüklerimizin başka bireyler tarafından kısıtlanmaması, yani keyfi bir şekilde kısıtlanmaması. Güvenlik yani, güvenlik amacıyla esas itibariyle devlet bu özgürlükleri kısıtlayabilir. Başka bir nedeni de olamaz. Yani kendinden menkul bir özgürlük kısıtlama alanı devlet için yoktur. Bu kadar yalın aslında özgürlüklerin durumu. Tabii biz bu özgürlüklerin farkına ancak kısıtlandıklarında, bunlardan mahrum bırakıldığımızda varıyoruz. Halbuki anayasa bizim bu özgürlüklerimizin farkına varmamızı sağlıyor. Çünkü anayasa bu özgürlükleri teker teker sayıyor. Yine izleyicilerimiz için hazırladığımız böyle sempatik bir görselimiz daha var. Giderek biliyorsunuz bunları her hafta kullanmaya çalışıyoruz. İzninizle ben onu da Estağfurullah hocam, lütfen. Tabii ki. yararlı olacağını düşünerek, gözde canlandırmaya yarayacağını düşünerek paylaşmak istiyorum. Sanırım şu anda ekranda görebiliyorsunuz. Burhan Bey Görünüyor görebiliyorsunuz hocam. değil mi? Çok Görünüyor. güzel. Gayet güzel. Bakın Evet, buyurun hocam. hepimizin artık bildiği, çok aşina olduğu, üzerine tüm bu toplumsal yaşamı inşa ettiğimiz anayasa özgürlükleri de kucak açıyor. Onları da koruyor. Bu özgürlükler de birer kelebek. İçimizdeki kelebekler. Zaten biz onlarla doğuyoruz. Bilmiyorum ekrandan okunabiliyor mu ama o kadar çeşitli ki bu özgürlükler ve bunların hepsinin karşılığı anayasada var. Her biri teker teker sayılmış. Belki birçok izleyicimiz anayasa gibi kulağa çok ciddi gelen bir kitapta böyle bizim kelebeklerle betimlediğimiz özgürlüklerin sayıldığını bilmiyordu. Sadece bu özgürlüklerin anayasada sayılmış olması bile anayasayı çok kıymetli bir kitap kılıyor. Zaten ufacık bir kitap olduğunu da belirtmiştik. Şöyle geçen hafta göstermiştik, yine gösterip hatırlatalım. Şu kadarcık bir kitap içerisinde bir hazine saklı. Bu özgürlükler çok çeşitli ve
Devletin ben yarattım demesine gerek olmadan zaten özden sahip olduğumuz değerler. Belki izleyicilerimizin aklında kalması için özden, öz kavramıyla özgürlüğün ilk hecesi olan özün bir bağdaştırılması işe yarayabilir. Buraya kadar bilmiyorum yeterince açıklayıcı oldum. Yani önce özgürlük kavramını doğru anlatabildim mi onu size sormak istiyorum. Estağfurullah hocam, ben şöyle anladım. Özgürlük dediniz az önce hocam, engellenmediğimde yapabildiğim şeylerdir dediniz. Şimdi burada yalnızca insan olarak doğmuş olmakla sahip olduğum şeylerden bahsediyoruz. Doğru mu anlıyorum hocam? Çok doğru ifade ettiniz. Hemen Yani bir örnek kimsenin, verebilirim. özür dilerim, kimsenin bana vermediği ya da mevcut olması için birinin, kurumun ya da devletin bile bana vermekle yükümlü olmadığı, yalnızca insan olarak doğmuş olmakla sahip olduğum ve o yüce varlık diye değerlendirirsek eğer, devletin de tanımak zorunda olduğu doğal bir parçam olarak özgürlükleri değerlendiriyoruz, değil mi hocam? Kesinlikle öyle. Devlet veremez zaten. Yok çünkü. Yani devlette zaten kendiliğinden var olan bir şey değil. O bizde var. Devlet ancak alabilir. Onun için de anayasanın bize vaadi, bize taahhüdü, bize sözü bu özgürlüklerini elinden almayacağım. Bak özgürlüklerin bunlar. Ben de bunları tanıyorum. Tıpkı elin, kolun, beynin gibi bunların var olduğunu, senin bir parçan olduğunu kabul ediyorum ve bunları senin kendini gerçekleştirebilmen için korumayı vaat ediyorum. Bunu da yapacak olan devlettir diyor. Sizin dediğinizi bu şekilde bağdaştırabilirim. Evet, Mesela burada şöyle bir, evet, buyurun. özür dilerim, not aldım hocam. Şimdi diyorsunuz ki devlet özgürlüğü bize veremez. Çünkü onlar zaten bizde var. Evet. Ama biz devlet mekanizmasına yetki veriyoruz. Yetki verdiğimiz devlet mekanizması özgürlüğe benden alamayacağına göre, çünkü bana ait olduğuna göre, onlar, yani devlet, onlar yetki verdiğimiz mekanizma olan devlet özgürlüğü sadece koruyabilir. Olumsuz durumlarda da ya da kamu menfaati gibi şeyler gerektirdiğinde sınırlayabilir. Olumsuz durumda da özgürlüğümü elimden alabilir. Dolayısıyla devlet aslında özgürlüğü bahşeden değil, özgürlüğü tanıyarak üzerinde işlem yapması gereken bir kurum. Doğru mu anlıyoruz, Çok söylüyoruz doğru hocam? ifade ettiniz. Aslında özgürlükleri hiçbir zaman devlet bizden toptan olarak alamaz. Bu kesin olarak yasaktır. Yani özgürlüklerimizden toptan hiçbir zaman mahrum bırakılamayız. Sadece yine anayasada sayılan gerekçelerle ve koşullara bağlı olarak sınırlandırılabilir. Zaten bu tanım bile özgürlüğün aslen bizde olduğunu ve devletin bununla ilgili tek tasarrufunun öncelikle koruma ve gerekiyorsa sınırlandırma olduğunu ortaya koyuyor. Yani bunun mantıksal sonucu böyle zaten. Hocam, görselinizde ilk dikkatimi çeken şey şu oldu. Evet. Arkada devlet var. Azıcık da Evet. şey, sert bakışlı. Hı. Ama iki kolu her şeyi birden kapsamış ve kollarının ucunda terazi var. Evet. Yani adalet ile birlikte anayasanın içinde var olan bütün bu özgürlükleri adaletle koruyan, değerlendiren, geçici bir süre için mecbur kaldığında kısıtlayabilen ve bunun da yine adaletle kontrol ve takip edilebildiği, denetlenebildiği bir sistemden bahsediyoruz. Adil devlet düzeni, yani hukuk düzeni. Bunu mu anlıyoruz hocam? Tam da bu. Siz bu görseli ilk defa görüyorsunuz ve sizde de bu izlenimi yaratmış olması, devletin kollarının adaletin terazi şeklinde betimlenmiş olmasını, bunu düşündürmüş olması beni çok mutlu etti. Bir de orada bir kelebek avcısı var. Bilmiyorum onu da fark ettiniz mi? Evet hocam. Ne yapıyor Evet. o? İşte o kelebek avcısı aslında devletin bireyi, vatandaşı kendisine karşı koruduğu, yani özgürlükleri koruma görevini yerine getirdiği bu özgürlüklere haksız şekilde müdahale edenler. Zaten toplumsal düzenin temelinde devletin bize bir diğer vaadi de güvenlik. Yani kelebek avcılarına karşı bu özgürlüklerimize kastedecek, bunlara saldıracak kişilere
veya başka güçlere karşı devletin gücünü ortaya koyuyor. Onun için devletin kaşları biraz çatık. Devletin kaşları bu özgürlükleri sahip olan ve bunları özgürce ve başkalarına hiç müdahale etmeden, onları rahatsız etmeden yaşayan bireylere yönelik bir kaş çatıklığı değil. Tam tersine onları kucaklamış, koruma şemsiyesi altına almış. Onun bağrındayız biz. Ama bu şekilde özgürlüklere müdahale edenlere karşı da devlet gücünü gösteriyor. Ama bunu da zorba bir şekilde değil, yine adaletle yapıyor. İşte devletin kollarının adalet terazisiyle betimlenmiş olmasının nedeni de bu. Devleti devlet yapan zaten böyle adil bir şekilde ve amacın gerektirdiği ölçüde gücünü kullanmasıdır. Bu arada böyle bir alt mesaj da barındırıyor bu küçük Hocam, görsel. şimdi bu görselde tabii birçok özgürlük tanımlanmış ve birçoğu da hani kulağa yakın. Çünkü çok konuşuluyor, paylaşılıyor, üzerinde tartışılıyor. Ama şimdi bakar bakmaz ilk dikkatimi çeken şey bilim ve sanat özgürlüğü oldu. Düşünüyorum aslında özgürlükler deyince hep başka özgürlükleri önceleyerek konuşmuşuz bugüne kadar. Bilim ve sanat özgürlüğü konusunda ne dersiniz hocam, anayasaya göre? Bilim ve sanat özgürlüğü nispeten daha olgun toplumların daha çok ihtiyaç duyduğu ve onların da daha olgunlaşmasını sağlayacak alan özgürlüktür. Yani benim bilim yapma ihtiyacım da giderek daha insan olduğum ölçüde daha çok daha yakıcı bir şekilde hissettiğim bir ihtiyaç. Çünkü ben insanoğlu merak eden bir varlık. Doğayı merak ediyor, kendisini merak ediyor, tüm evreni merak ediyor. Bizler araştırdığımız, sorguladığımız ölçüde evrenin gizemlerini çözüyoruz, kendi gizemlerimizi çözüyoruz. Ama şöyle tarihe bir bakın, insanlar özgürce araştırma yapmaktan ne kadar çok alıkonulmuşlar. İster Orta Çağ Avrupa'sına gidin, ister farklı coğrafyalarda düşünürlerin, bilim insanlarının akıbetine şöyle bir göz atın. Bu konuda ne kadar ciddi baskılara, sınırlamalara maruz kalmışlar. Aynı durum sanat için de söz konusu. Özellikle totaliter devletlerde özgürce sanat yapmanın engellendiğini, ifade özgürlüğüyle de tabii ki çok bağlantılı çünkü sanat bizim kendimizi ifade etme biçimimizdir. Bundan maalesef mahrum bırakıldığını görüyoruz ve bu özgürlüğünden mahrum bırakılma insanda büyük bir elem, acı, öfke ve kendini gerçekleştirememe duygusu yaratır. İşte özgürlükçü demokrasi niteliğinde olan bir devlette bunlar asla söz konusu olmaz. Onun için bilim ve sanat özgürlüğüne odaklanmış olmamız çok güzel. Ama belki gençlerimize böyle daha doğrudan hitap ediverecek bir başka özgürlüğü de ben dikkatinize sunmak istiyorum. Orada haberleşme özgürlüğü de var. Hemen herkes eline cep telefonunu aldı mı istediği gibi arkadaşıyla, çevresiyle iletişim kurabiliyor. Ama bir tek tuşla bu iletişim kesilebilir. İşte bakın sadece bir tek tuşa basmaya bağlı. Erişim yavaşlatılabilir, engellenebilir ve biz o zaman anlarız. Aa benim haberleşme özgürlüğüm var. Şimdi niye kısıtlandı bu? İşte eğer haberleşme özgürlüğü diyelim bir devlet aygıtının bir kurumu tarafından sınırlanıyorsa mutlaka neyi aramamız gerekiyor? Buna dair haklı bir gerekçe aramamız gerekiyor. Yani bizim vatandaş olarak bu konudaki anlayışımızı, algımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Ben özgürlüğe sahibim. Herhangi bir nedenle sınırlanıyorsa bana bunun nedeninin anlatılması lazım. Makul bir gerekçe olması lazım. İşte anayasa bize bu imkanı sağlıyor. Bu sorgulamayı yapma olanağını tanıyor. Çünkü şunu söylüyor. Ey devlet, seni ben kurdum ve sen bireylerin özgürlüklerini korumakla yükümlüsün. Özgürlükleri sınırlayacaksan bunun mutlaka haklı bir gerekçesi olmalı. Bunun haklı gerekçesi de ancak yine toplamda toplumun iyiliği, refahı, mutluluğu olabilir. Başka herhangi bir nedenle bu özgürlükleri kısıtlayamazsın diyor. Bir sonraki programda izin verirseniz özgürlükler üzerinden daha da çok konuşmaya devam edelim hocam. Çok Ufacık bir teşekkür önerim ediyorum. olabilir mi Lütfen Burhan Bey, hocam, buyurun tabii ki. izleyicilerimize? Belki yarın sabah kalktıkları andan itibaren hangi özgürlüklere sahip olduklarını ve o gün hangi özgürlüklerinden yararlandıklarını düşünebilirler. Ben bunu öğrencilerime öneriyorum. Ve çok ilginç bir farkındalığa sahip olduklarını söyleyerek bir sonraki derse geliyorlar. Bunu da paylaşmış olayım. Hocam ben de bunu kendime ödev olarak yazıyorum şu anda, not alıyorum. Önümüzdeki hafta bunları tartışalım. Çok Çok teşekkür teşekkürler. ediyorum.
İyi akşamlar İyi diliyorum hocam. Sağ olun. Bizi akşamlar. dinleyen herkese iyi akşamlar diliyorum. Evet, iyi akşamlar.